Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Kamerayı ayarlayamadım. Böyle bir yamuk gibi oldu. Şu taraf daha yukarı gibi oldu. Ondan kusura bakmayın arkadaşlar. Rüya'da birinin vurulduğunu görmek. Bu konudan bahsedeceğiz. Doğruyu yalnızca doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Yani arkadaşlar şimdi doğruyu söylediğim zaman da kızıyorsunuz. Örneğin rüyada diyorum ki şu kötüye işaret eder. Şöyle şeye işaret eder. Geçen biri mesaj atmış Instagram'dan geri zekalı insanların ruh sağlığını bozmaktan başka bir işe yaradığın yok vesaire bütün rüyaları kötüye yoruyorsun diye. Kötüye yormuyorum arkadaşlar bakın şimdi bazı şeylerin önüne geçebilir geçilebilir yani önlemini alırsın dikkattir yani Allah'tan gelen mesajlardır bu rüyalar. Yani inancımıza göre böyle arkadaşlar. Başka inançlarda da başka şekillerde yorumlanır ama genel inanç şudur yaratıcıdan gelen mesajlardır rüyalar. Her rüyanın da anlamı vardır gibi söylemler de vardır. Bana göre her rüyanın anlamı yoktur. Çünkü size şeytani rüyalar vardır arkadaşlar. Şeytanın sizde dalga geçtiği. Yaşanmasını korktuğunuz şeylerden örneğin birinden korkuyorsunuz. Onun sizi dövmesinden korkuyorsunuz. Sonrasında rüyanızda o sizin ağzınızı burnunuzu kırıyor. Hani korkulardan beslenir şeytan ve apaçık bir düşmandır inananlar için. Ondan şey, yani şeytani rüyalar böyledir. O korktuğunuz şeyin aynısını yaşadığınızı görürsünüz arkadaşlar. Böyledir. Yani şimdi bazı şeylerin önüne geçilmez. Örneğin ben bir keresinde köpeğin beni ısırdığını görmüştüm. Bir tane kadın geldi işte Allah rızası için para filan teyzecim vallahi para yok vesaire işte ondan sonra bağırıp küfür etmeye başladı cama taş attı böyle evde oturuyorsun da işte şey yapıyorsun para vermiyorsun filan diye. O gün de ben hani köpek rüyasını gördüm ya birisi moralimi bozacak bir düşman varlığı filan var diye. İstanbul'da da ne zaman dışarı çıksam kavgaya denk geliyorum arkadaşlar. Çok sinirli bir şehir, öfkeli bir şehir. istisnasız her yerde kavga çıkıyor. İstanbul'da bugün çıkmayayım dedim bir kavgaya filan denk gelirim, dayak yerim filan diye. Çünkü köpek beni ısırdı arkadaşlar. Ve sonrasında evini kilitliyorsun, kapını kilitliyorsun, zile basıyor. Buyurun kimsiniz Allah rızası için para vermeyince camı taşlıyor, küfür ediyor. Yani böyle şeyler bazı şeylerin kötü şeylerin önüne geçilmez arkadaşlar. Bunun zirvesi ölümdür. Ama bazı şeylerin de önüne geçilir. Düşmanın varlığıdır, dost sandığın düşmandır bunları söylüyorum zaten. Ondan yorumluyorum ondan sonra kızıyorsunuz vay efendim şöyle oldu vay efendim böyle oldu. Bütün rüyaları iyi yiyorsam benim bugün daha fazla takipçim vardı arkadaşlar. Vallahi bak yani biliyorum zaten hani hayatı yolunda giden insanlar pek ilgi alanı değilse rüyaların ne anlama geldiğini merak etmiyor. Hani bir korktuğu bir şey varsa hayatında bir negatiflik varsa çözülmesini istediği bir şey varsa rüya yorumlarını ondan soruyorlar. Bana ben ücretli olarak rüya yoran biriyim. Genellikle mahkemesi olan insanlar geliyor arkadaşlar. Yani rüya yordururken işte rüyada şu ne çıkar? Bunu da söyleyeyim. Başörtülü kadınlar görürseniz bir şey olmuyor arkadaşlar. Sizin lehinize sonuçlanıyor rüya. Ağırlıklı olarak da yani hakimin size sarıldığını, ağladığını görürsünüz. Hakim ağ yani hakimin ağlaması şeydir. Rüyada çok iyidir ve sizin masum olduğunuzu, ceza almayacağınıza işaret eder. En çok ama başörtülü kadınlar görürsünüz arkadaşlar. Yani böyledir ceza çıktığında da işte hapiste olduğunu görürsün vesaire ya da polislerin iki yanında olduğunu görürsün böyle şeylerde işte sizin aleyhinize sonuçlanacak demektir. Hani hayatında bir sıkıntı olan insanlar daha çok bana rüya yorduruyor öyledir arkadaşlar hani genel tabiatta da hayatımız böyle iyi gittiğinde dua etmiyoruz değil mi? Ne zaman bir sorun olduğunda Allah'ım yardım et ne olur Allah'ım yardım et başımız dara düştüğünde sığınacağımız sadece yüce Rabbimiz'dir. Şimdi rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre neydi? Anlamlar değişirdi. Rüyada en küçük sembolün yeri vardır arkadaşlar. En küçük sembol önemlidir. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Yani işte ben at gördüm. Atı gördün de nasıl gördün kardeşim? Rengi neydi mesela? Koşuyor muydu? Üstünden miydi? Üstünden mi Hepsinin farklı anlamları var. Genel anlamıyla murattır. Ama siyah at gördüm. Ben murada kavuşamadım örneğin. Yani böyledir sevgili arkadaşlarım. Şimdi rüyada birinin vurulduğunu görmek. Bunu ben size tecrübe ettiğim şekilde göreyim. Şimdi bu vurulma, silahla vurulma rüyaları çok karışıktır arkadaşlar. Kolay yorumlanacak bir rüya değildir. 30 senelik ömrümde çok sık görmüşümdür. En çok söylenen şey işte bir akrabanızın vurulduğunu gördünüz ya da birilerinin vurulduğunu, tanıdığınız birinin vurulduğunu görmeniz arkadaşlar. İşte ya da ölmüş birinin vurulduğunu gördünüz. Silahla vuruluyor ölen kişi tekrar ölüyor rüyanızda. Arkadaşlar sizi üzen, size düşmanlık yapan bir kişinin ya da kişilerin zarar gördüğüne işarettir arkadaşlar. Öğrenirsiniz ya da öğrenemezsiniz. Ama şunu bilin ki rüyada tanıdığınız, tanımadığınız ya da hiç görmediğiniz bir kişinin vurulduğunu görmek ağırlıklı olarak düşmanınızın zarar gördüğüne işaret eden bir semboldür sevgili arkadaşlar. Düşmanınız zarar görüyor. Örneğin ne, ne, var arkadaşlar düşmanlarda? Okulda size gıcık olan bir çocuk var, çatan bir çocuk var. Yani o zarar görüyor. Nasıl zarar görüyor? Motor sürerken ayağını kırıyor örneğin. Yani örnekler çoğaltılabilir ya da başka yerde düşmanınız var sizden nefret ediyor, işten çıkarılıyor, onun hayatı bir ters taklı oluyor. Yani böyle yani birilerinin bu görülen bir semboldür insanı da endişelendirir arkadaşlar. Yakınların zarar mı görecek diye. Hayır yakınların zarar görmeyecek. Aksine tanıdığın kişilerin ya da tanımadığın kişilerin vurulduğunu görmek arkadaşlar sizin düşmanınızın uğrayacağı zarardır. Ben bunu örneklendirmeyeyim. Bana yani Kötülük yapanlar oldu, şeyler oldu. Tabii ki çok çeşitli kavga süreçleri. 7 yaşından beri tehdit ediliyorum arkadaşlar. Yani öyle söyleyebilirim. İçinde bulunduğum ortam böyle yani. Yaşadığım coğrafyada genellikle olaylar şiddetle çözülmeye yönelik şeyler var. Yani 7 yaşından beri okula adım attım? Tehdit başladı. Öğretmen tehdit ediyor. Şunu yaparsan şöyle yaparım. Öğrencisi tehdit ediyor. Üst sınıfları vesaireleri. Mahallede kavga çıkıyor. Her taraf bizim örneğin Memleketimizde kadınlar merdiven yıkarken kavga ediyor. Açın bakın yani hala var. Tut temizlik şirketinden birisini o gelsin yıkasın kardeşim. Bu sefer de su vermeyenler oluyor. Yani çirkef insanlar, kötü insanlar her tarafta. Ben hayatım sürecinde çok iş değiştirdim. Mutlu olacağım işlerde çalışmak istedim ama ne zaman ki kendi işimi kurdum o zaman mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü çok zor. Hani kimse size bu hayatta en çok zor şey olan ne biliyor musun? Huzur sahibi olabilmek, huzurlu bir şekilde yaşayabilmek. Şimdi kendinizin vurulduğunu gördünüz. Biri çekti silah. Lan! Türk! Vurdu böyle. Seslendi siz de o tarafa baktınız. Sizi vurdu. Arkadaşlar kan akarsa bir zarar meydana gelir. Yani gerçekten o gün içinde bak ben şunu söyleyebilirim. Ben kendimin vurulduğunu gördüğümde babam dedi ki işte ev satın alacağız vesaire babama kırmızı ışıkta araba çarptı çocuğun biri kullanıyor böyle eski model bir arabayı hızına alamamış takla atıp babamın üstüne uçtu. Biz de arabayı yeni almıştık arabayı yeni aldık arkadaşlar arabayı aldığımız insan sigorta borçlarını daha ödememiş haciz varmış Babam hastanede araba icra ile gitti vesaire böyle şeyler oldu. Yani kan akması sizin uğrayacağınız zarardır. Bu hayatta bana kimse bir şey yapamaz. Yani hayat var ya evren olumsuzluk üzerine dönüyor. Anladınız mı? Yaptığınız işlerden ya da hayatınızdan kimseye bir şeylere anlatmayın. Sinsi olun. Nazar diye bir şey var arkadaşlar. Ya bu dünya aksilikler üzerine dönüyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu dünyada en manyak benim derseniz Allah karşınıza sizden daha manyağını çıkarır. Bu böyledir yani bir eni yoktur. Her zaman için örneğin ağır siklet box şampiyonu kaç sene ünvanını koruyabilir? Bunu sorayım size arkadaşlar. Yani 5 sene koruyabilen var mı? Var ama çok az insan. Çünkü daha iyisi sizden her konuda daha iyisi. Böyle ben en iyi rüya yoran biri değil, değilim. değilim. Yani en iyi rüya yoran benim gibi bir yorumum olsa çok salakça bir yorum olur arkadaşlar. Her zaman için her konuda senden daha iyileri çıkar. Ha, beni takip ediyorsunuz, onurlandırıyorsunuz. Teşekkür ederim işte Selçuk sen ne dersen ben onu yaşıyorum gibisinden. Küfür edenler de var ama benim küçük de olsa bana saygı duyan, beni seven, beni önemseyen bir kitlem var. Ve bu beni gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hani... Bu hayatta siz Konuşmaya başladığınızda sizi merakla, sizi saygıyla dinleyen insanların olması gerçekten çok güzel. İşte bir yazılım geliştirme süreci var. Bu rüyalarla ilgili tamamen şimdi vaktimi tamamen ayırabilmem için arkadaşlar iyi para kazanmam lazım. Ben yazılımcıyım, yazılım geliştiriyorum. Ondan tamamen her mesajınıza, yorumunuza geri dönemiyorum. E çünkü gün içinde çok rahat 60'tan fazla insan yorum hani 100'e yaklaşıyor arkadaşlar günlük mesaj atan rüya yoran ondan para almadan yapamam arkadaşlar bazı cevap verebileceklerimi veriyorum. Vurulma rüyaları böyledir arkadaşlar yani size gelebilecek hani bıçak fırlattın kurşun sıktın vesaire ama şunu bilin hani tanıdık ya da tanımadığınız insanın vurulduğunu öldüğünü ya da yaralandığını görüyorsanız size düşmanlık eden bir kişinin zarar gördüğüne işarettir. Zarar görüyor yani arkadaşlar. Budur. Arkadaşlar diyeceğim başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Allah güzel insanlarla, hoş insanlarla karşılaştırsın. Yani insanın hani dini, dili, ırkı neden önemsizdir arkadaşlar? Geriye dönüp baktığımda benim düşmanlarım daha çok canımı yakan insanlar. Hani ırkçı olsam ya da tamamen işte Müslümanları üstün tutsam benim canımı yakan insanlar Türk ve Müslüman da ağırlıklı olarak. Ben de Türk ve Müslümanım. Ha hani dinimi yaşıyor muyum? Yaşamıyorum. İnşallah yaşarım arkadaşlar. Ama inandığım bir Rab var tabii ki. O da Allah. Neyse Allah'a emanet olun. Cumaya gitmeyi de bayağı oldu. Bu hafta bir cumaya gideyim. Hadi görüşürüz.